Hocam bu rejimin en meşhur eylemlerinden biri de düşman yaratmak. Yani iktidara yeni günah keçileri lazım diyebilir miyiz? Erdoğan bugüne kadar hiçbir seçime günah keçisi yaratmadan toplumun Evet. dikkatlerini gerçek noktalardan bir sanal bir noktaya çekmeden girdiği hiçbir seçim yoktur. Dolayısıyla herkesin teyakkuzda Erdoğan'ın bu seçimde nasıl bir günah keçisi yaratmak üzere hareket ettiğini öngörmesi lazım. Bu programda biz çokça öngörüde bulunuyoruz. Şimdi de öngörüde bulunacağım. Erdoğan'ın bu seçime doğru giderken yaratmak üzere pusuya yattığı, pozisyon aldığı günah keçisi kimdir? Bugünkü krizin ana ekseni ekonomik kriz olduğu için, fukaralık ve yoksulluk olduğu için Turan Bey bunu bir yere bağlaması lazım. Halkta da karşılığı olan bir yere bağlaması lazım. Onu söylüyorum. Büyük sermaye muhtemelen birkaç haftaya geçmeden meydanın ortasına alınacak. Erdoğan tutunacak, tahrik edecek, sokağa çekecek yer arıyor. Çokça eleştirdiğimiz muhalefet buna malzeme vermiyor. Oradan giriş yapamıyor bir türlü. Çünkü Erdoğan'ı tanıdılar. Benim kanaatimi söyleyeyim. Bu seçimin malzemesi büyük sermaye olacak. Yaka paça edecek onları. Parça pincik edecek onları. Ama gerçekte böyle değil biliyorsunuz. Gerçekte bankaların istatistiklerini her hafta veriyorum size. Yerli bankalar 2021 yılında %90 kar açıkladılar. Bu yılın ilk iki ayındakini söyledim, %340 kar açıkladılar. Erdoğan bu dediklerimden dolayı sermayenin malına mülküne çökecek, onların elinde ne varsa alacak, fakirlere dağıtacak demiyorum. Onu yapması için beşli çetenin elinden öncelikle alması lazım. Pardon, beşli çete demeyecektik. 5+1 çete diyecektik. Çünkü beşli çetenin esas sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir nolu çete odur. Dolayısıyla 5+1 çete diye doğru ifadeyi kullanmamız lazım bundan sonra. Erdoğan rol yapacak. Basınıyla bunu yapacak. İşte sermayeye çöktü. İşte zenginlerden alıyor halkımıza. Ve böylece diyecekler ki bu doğrudur. Pandemide zenginleştiler. 70 senedir sömürüyorlar. Bilmem ne. Halbuki 20 senedir Erdoğan işçilerin grev yapmasını bile yasaklamıştır ve bunu utanmadan kamuoyuna açıklamıştır. Bunlar grev yapamazsın. Bunlar toplu iş sözleşmesi yapamazsın. Maaşlarını, ücretlerini artıramazsın diye biz o hal ilan ettik. Sermayeye daha çok kazandırmak için bunu yaptık diye kendi söyledi. Dolayısıyla Erdoğan basınıyla, medyasıyla sureti haktan bir sanal savaş başlatacak. Arka plandan onlardan rüşvet kesecek, yolsuzluk fonuna koyacak, işte seçime kadar teşkilatlardan oluk oluk o %30'a para dağıtmaya, harçlık dağıtmaya, dilencilik maaşı dağıtmaya, makarna, kömür, gıda dağıtmaya devam edecek maalesef. Ve şimdi bunun başka sonuçları da olacak. Çok kısaca söyleyeyim. Tabii. Şimdi Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili geçen sene ile ilgili bir rapor açıkladı. Türkiye'de insanların hapsedilme oranı %90'a çıkmış. Tutukluyorlar ve hapsediyorlar. Yani toplumu tabana böyle dilencilik yardımı yaparak susturmak da artık mümkün olmadığı için bir yandan bunu anlayanlar bundan anlasın, din tüccarlığından eriyenler, mutlu olanlar bunu anlasın, ama bunu da anlamayacak kadar Türkiye'nin okumuş, aydın, kafası çalışan, muhalif, solcu kesimi varsa onlara da anladığı dilden sopa göstermek, hapse tıkmak üzere de hazırlıklar. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bu rejimin doğal ve kaçınılmaz gittiği yer, dilenci yardımlarının yetmediği ve tatmin etmediği yerde copun, cezanın, sindirmenin, pusturmanın, mafyanın, kolluk kuvvetlerinin acı bir şekilde devreye girdiği bir noktaya doğru gidiyor maalesef. Peki hocam, nihayet isterseniz sizin bu kur senaryonuza dönelim. Seçim ne zaman yapılacaksa, onun tarihini bilmiyoruz. Konjüktürü oluşturamıyor, seçime gidebilecek ortamı beceremiyor. Bunu becerebildiği ortamdaki o seçimden sonra eğer bu seçimi alırsa, bir, iki,
Türkiye'deki enflasyon şu an olduğu gibi %100 ve üzerinde olacağı kesindir. Burada bir kuşku yok. Senaryomun kesin gerçekleşecek ayağıdır. Üç, kesin olmayan, Erdoğan her zaman kıvırır. Her zaman tükürdüğünü yalar. Erdoğan'ın tabanını ikna etmek gibi hiçbir sorunu ve zorluğu yoktur. Çünkü Türk milletinin ilkesi, kuralı, ahlaki standardı yoktur. Erdoğan para verdiğinde gıda, ya 300 tane evladını toprağa gömüp gidip onların kelle pazarlığını yapıp Erdoğan'a rey vermiş bir halktan bahsediyoruz Turan Bey. Herkes Türk halkıyla ilgili standardını oraya koysun lütfen. Onun için kimse şunu demesin. Ya Erdoğan Merkez Bankası'nın faizini %14'e düşürdük. Biz faize karşıyız dedi. Bu adam gidip de faizleri bir daha %50'ye çıkartmaz demesin. Bal gibi çıkartır. Ama bunu bilmiyoruz. Ne olacağını henüz bilmiyoruz. Çünkü bunu yapabilmesi başka şeylere bağlı. Dolayısıyla benim senaryomun tutması için faizdeki bu inadını devam etmesi gerekiyor Turan Bey. Enflasyon 3 hanede, faiz %14'te, 15'te, 13'te önemli değil. Buralar böyle bir kabus bölgesi. Bir başka husus Turan Bey, Türkiye'nin küresel jeopolitiği kullanarak IMF ile bir anlaşma yapmayı becerememiş olması gerekir. Erdoğan bu kadar kabadayılıktan sonra IMF ile anlaşma yapar mı? Kapılarında yatıp kalkıyor şu an. Ayaklarını seviyor şu an. Ama Amerika ile anlaşamadığı için, Türkiye'nin genel gidişatı konusunda ikna edemediği için bu anlaşmayı yapamıyor. Erdoğan pekala faizi 3'e katlar, IMF ile anlaşır, kalkar ondan sonra da der ki aynen şu cümleyi söyler, ben tanıdığım Erdoğan. Ne var yani? IMF'yi biz kurduk. IMF'nin kurucularındanız. Üyelerindeniz. Bütçesine zaman zaman yardım edenlerindeniz. Bize uzun vadeli ucuz krediyi verince niye memleketim için, halkım için ben bunu almayayım? Erdoğan budur. Dolayısıyla IMF ile de anlaşamamış olması gerekir benim senaryomun tutması için. Ve nihayet küresel jeopolitikten dolayı her nasılsa Avrupalının, Amerikalının Türkiye'ye büyük bir sermaye akımı başlatmamış olması durumunda takdir edersiniz ki bunun olma ihtimali yok. Bunlar olmaz ise Turan Bey, o zaman ben dedim ki seçimin hemen akabinden önce döviz mevduatlarının el konulması süreci başlar. Sonra bir yasa çıkartılarak elinizdekileri şu takvimde getirmezseniz kayıt dışına kalıyor ve geçersiz bir parayla suç işliyor hale düşüyorsunuz. Belli tarihten sonra getirirseniz de sizin dediğinizden değil bizim dediğimizden bozacağız onu. Yapacak. Hemen devamında bu bir nefes almayı cebren sopayla çok kısa dönemli bir nefes almayı sağlayacak. Çünkü borç dinamiği döndürmesi gerekecek. Ama borç üreten bir Türkiye, korkunç kara delikleri olan bir Türkiye olduğu için de birkaç ay tutmadan Türkiye'deki döviz 40-50, burayı genel bir aralık olarak söylüyorum. Daha önceki gibi 15 demiyorum. Çünkü yukarısı da var bunun Turan Bey. Bunun yukarısı Anladım. da var. Hatırlayın, 4-5 günde Türkiye'de döviz 13 bandından 20 bandına fırladı, doğru mu? Birkaç günde. Yani öyle bir konjonktüre girecek Türkiye. Onun için kimse bana bir gün şunu demesin. Bir sen dedin 40 ile 50 civarında bir şey olacak da şöyle oldu. Benim senaryomdaki maddelere Erdoğan'dan müdahale gelirse, uluslararası konjüktür buna uygun gelirse, o zaman senaryomun öyle olmayacağını kendim de söylüyorum. Ama göreceğiz ve bakacağız. Yalnız şunu da tabii ki söylememiz lazım. Erdoğan şu an Suudi Arabistan'ın kapılarında ne yapıyor Turan Bey? Para Para istiyor. dileniyor, doğru mu? Evet. Erdoğan kendi ülkesindeki büyük elçilikte parçalanan, dilimlenen, çuvallara doldurulan, bavullara doldurulan bir adam için çıktı, dedi ki bura çadır devleti değil dedi. Burası benim devletimdir dedi. Burayı benim ülkemin yargıçları yargılayacak bunu dedi. Şimdi ne yaptı aynı tur Erdoğan? Para dilendiği için kapılarında Suudlar dediler ki ver bakalım. Ver bakalım davayı, bize geri kapatacağız. Ve Erdoğan verdi.
Şimdi İsrail'le o kadar çatışmaları haksız yere sürükledi. Halkımıza bir açık ve seçik bir Yahudi karşıtlığı bir propaganda yaptı. Kin ve nefretle halkı doldurdu. Çok net bir antisemitizm uyguladı ülkemizde. Ondan sonra gitti şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz konsorsiyumun içine girmesine İsrail izin versin, Mısır izin versin, Katar Birleşik Arap Emirlikleri izin versin diye gitti halkımızı onların önüne yatırdı. Şimdi Suudi Arabistan'dan riyal bulmaya çalışıyor. Riyal dolar değil ki. Türkiye'nin dolar ihtiyacı var. Türkiye'nin ama Erdoğan bu yapar. Yani Türkiye'nin Kaşıkçı olayında nasıl egemenliğini açık açık sattıysa, nasıl anayasasını ihlal ettiyse, uluslararası alanda para bulmak için Erdoğan Türkiye'nin bütün kazanımlarını, bütün stratejik çıkarlarını Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde satar. Para getirmek gerekirse bulmaya çalışır. IMF anlaşması mümkünse yapar. Her şey belirsiz bir zeminde Erdoğan'ın ülkemizi pazarlık masasında nasıl kullanacağına göre şekilleneceği bir geleceğe doğru yürüyoruz maalesef.